Who's running and paying your fundamental? I wanna run away. Evet sevgili seyirciler, Rumeli TV'de yayınlanan Hayırlı İşler programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta da sizler için kameramızı eve, garaja çevirdik. Yanımızda Efkan Batur bulunmakta ve burayla alakalı tüm bilgileri sizler için öğreniyoruz. Efkan Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efkan Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Efkan Batur. Buranın sahibiyim, kardeşimle beraber yürütüyoruz. 1,5 sene önce faaliyete girdik. Motifiye sektöründe. Şu anda da hala faaliyetteyiz. Peki EB Garaj neler yapıyor? EB Garaj, tunik üzerine olan parçalar, hemen hemen her model, her marka araç için parça var. BMW, Volkswagen, Opel, Honda, bu tarz araçların parçaları var. Bunları tedarikini kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde kendi olan markalarımız var. Bu şekilde ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Evet, ürünlerimiz nedir peki? Bunların kimler tercih ediyor? Batikit türleri var. Dediğim gibi Xenon olur, Exos. Şu anda satışını durdurduk yasaklandığı için ama bu tarz ürünler var. Değişik araçların kamberleri var. Bu şekilde daha çok dış aksesuar olarak ürünler var elimizde. Peki bu ürünleri kişi mağaza dışında nasıl ulaşabiliyor? Şimdi değişik yabancı siteler var. Ancak oralardan getirebilirler. Başka türlü ulaşamıyorlar. Bu da yaklaşık 2-3 ay kadar bir süre alıyor diğer ülkelerden gelmesi. Zaten bu sebepten dolayı kazanıyoruz. Kendimiz ürünleri getirdiğimiz için halk buradan direkt perakende şekilde alabiliyor. Buradan perakende şekilde temin edebiliyorlar. İnternet sitelerinden. Tabii internet siteleri var. Değişik alışveriş sitelerinde sayfalarımız var, mağazalarımız var, kendi sitemiz var. Oralardan daha çok zaten talep görüyor. Modifiyenin çeşitlilikleri var demiştiniz. Yani evet. Çeşitlilikleri derken grup grup ayrılıyor mu? Şimdi modifiyenin dış anlamda çeşitleri var. Yani motor modifiyesi var. Görsel olarak modifiye var. Şimdi görselde ikiye ayrılabilir. Etiket yapanlar var. Daha çok tunik üzerine yoğunlaşanlar var. Evet sevgili seyirciler, biraz önce Efkan Bey'le yaptığımız röportajda Ünal Turan'dan bahsetmişti. Ünal Turan'ı modife ile aslında eşdeğer tutabilirsiniz. Çok bilinen bir kişi aslında. Kendisi de halkın adamıyım diyor ben. Biraz sonra öğreneceğiz bakalım modife hakkında bize neler anlatacak kendisi. Ünal Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ünal Bey, evet. Sizi tanıyoruz. Zaten şu an bu programı izleyen insanların çoğu da sizi tanıyorlar ve biliyorlar. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Modifiye nedir? Modifiye, ya bizim yaşam tarzımız. Yani yeni neslin böyle içinden gelen heyecana bir tutku, yani farklı bir şey. Tarifi yok işte, benim anlatamadığım gibi bir şey. Peki neden insanlar araçlarını değiştirmek istiyorlar? Yani neden? Ya şimdi ön ayak olan insanlar oluyor, ondan görüyor. Onun da hoşuna gidiyor. O da aynı şeyi kendi arabasında olmasını istiyor. Hoşuna gidiyor. Yani sağına soluna biraz değişiklik yaptığında farklı şeyler onu mutlu ediyor. Dışarıda stresini arabasından çıkarıyor. Değişik bir tutku yani modifiye. Evet, şimdi modifiye dediğiniz zaman biliyorsunuz ülkemizde modifiye bir şey var. Tabii. Yasakları var. Fazlasıyla. Birçok yasağı var. Evet, dediğiniz gibi fazlasıyla. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya saygı duymak lazım. Yani, bu kadar çok fazla tutkun varken. Tabii ki devlete saygı duymak lazım ama yani biz de etrafa fazla zarar vermeden ya da insanları rahatsız etmeden bir şekilde hem kendimizi hem arabamızı mutlu edip yani günümüzü öyle atlatıyoruz işte.